İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Ayaza stüdyoları. Saatler başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifinin Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildiği Türkiye'de 23'ü, Ankara-Stockholm hattında yükselen tansiyon sonrasında Şubat ayında yapılması planlanan Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki daimi üçlü mekanizma toplantısının iptal edildiğinin duyurulduğu Brüksel'de 21'i, Çin kökenli çiftçilere yönelik silahlı saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 12.01'i, Ukraynalı sığınmacıları kötü koşullarda kaçak sigara üretiminde çalıştıran çetenin çökertildiği İspanya'da 21.01'i, Ukrayna'yı işgal ve istila ederek savaş başlatan, bu yüzden de uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın büyük bir ekonomik zorluk yaşadığı, parasızlık yüzünden devam eden kritik yol inşaatlarını ertelediği açıklanan Moskova'da da 23.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu, haftanın ikinci gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca 24 Ocak 2023 Salı'da Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve TRT Haber'de gece bakışı günün manşetleriyle başlıyor. Başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme ilişkin anayasa değişikliği teklifi meclis komisyonunda kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Partili üyeler verdikleri önergenin kabul edilmemesi üzerine komisyon salonunu terk etti. Anayasa değişikliği teklifi genel kurulda görüşülecek. Teklifin 400 ve üzeri kabul oyuyla geçmesini isteyen AK Parti son ana kadar uzlaşı araçlarını sürdürecek. Oylamanın ikinci tura kalması ve 360 ile 399 arasında oy alınması halinde değişiklik referanduma gidecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmemiş borçların yapılandırılmasına yönelik paketin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı. Yapılandırılan borçlar 48 ay eşit taksitle ödenebilecek. Şirketlere matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi yönünde imkan verilecek. Kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi tarafından konut ihale edilen yapım şirketine damga vergisi istisnası getirilecek. Ayrıntıları birazdan. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan üçlü mekanizma toplantısı yapılmayacak. Karar İsveç'te terör örgütü PKK'lıların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan provokatif alçak eylemlerinin ardından Stockholm'de de Türk Büyükelçi önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması sebebiyle tepki olarak alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için Türkiye'nin onayı gerekiyor. Evet, bunlar gündemin öne çıkan başlıklarından bazılarıydı. Bu başlıkların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de gece bakışı hemen başlıyor. ...2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri sahiplerini buldu. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı ödüle layık görüldü. Ödüllerin takdim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatın bir millet için önemine değindi. Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz dedi. İşte ayrıntılar. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Türk milletini tarih boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen asırlardır ayakta tutanın kültürel derinliği olduğuna dikkat çekti. Kadim birikimimizi koruduğumuz sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Ülke ve millet olarak işte böyle muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyet mirası üzerinde oturuyoruz. Dolayısıyla bekamıza yönelik en büyük tehdit
siyasi ve ekonomik zorluklar değil, coğrafyamızla, kimliğimizle ve tarihteki yerimizle ilgili bu vizyonu, bu tasavvuru, bu mirası yitirmemizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri takdim töreninde konuştu. Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına değer katan her esere sahip çıktıklarını vurguladı. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Törende ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan'ın ödüle layık görülen isimlerden Kenan Yavuz'un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz'la olan sohbeti salondakileri gülümsetti. Koymadılar ki kete getirin. Bak gördün mü? Getirin. Keteyi niye getirmedin ya Kenan Bey? Bayburt'a da beklerim. O zaman Bayburt'a geldiğimizde senin keteyi de yiyeceğiz, tandır ekmeğini de yiyeceğiz. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Ayrıntılar için kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz ve muhabir arkadaşımız Yiğitcan Karatepe'ye sözü bırakıyoruz. Yiğitcan. Fuat Kozluklu Anayasa Komisyonu bugün görüşmelerine saat 15 itibariyle başladı. Geride bıraktığımız hafta Perşembe günü teklife ilişkin ilk görüşmeler, ilk toplantı gerçekleşmişti. Ve teklifin geneli üzerine konuşmalar tamamlanmıştı. O görüşmeler tamamlanmıştı. Bugün itibariyle de maddelerin görüşülmesinde başlandı. Birinci madde itibariyle teklifin görüşülmesinde başlandı. İşte o birinci madde sırasında da İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortak bir önerge verdiler. O önerge ilişkin görüşmeler gerçekleşti. Neticeten de önerge kabul edilmedi. İşte bu aşamadan hemen sonra İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri komisyondan ayrıldı. Komisyonu terk etti ve daha sonrasında da komisyon yine kaldığı yerden çalışmaya devam etti. İkinci ve üçüncü maddelerinde görüşülmesinin ardından artık başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aile kurumunu anayasal korumaya alan anayasa değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tabii oylamaya katılmadı. Bununla birlikte HDP de komisyonun ilk toplantısından beri komisyona katılmıyordu. Yalnızca AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri komisyonda kaldı o terk edişten sonra ve oy birliğiyle artık başörtüsünü anayasal güvence getirecek ve yine aile kurumunu korumaya alacak olan anayasa değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş oldu. Bundan sonraki aşamada artık genel kurul aşamasını bekliyoruz. Teklif genel kurula gelecek ancak AK Parti bu konuda uzlaşmacı tavrını sürdürmeye de devam edecek. Daha öncesinde de zaten teklif imzaya açılmadan önce, teklif imzaya açıldıktan sonra da muhalefet partilerinden destek istenmişti ki bu kapsamda ana çevrilen hedef teklifin 400'ün üstünde bir milletvekili oyuyla doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilerek anayasaya eklenmesi hususu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce bu konuda açıklama yapmış, bu konunun altını çizmişti. 400'ün üzerinde bir oyla doğrudan meclisten geçmesini bekliyoruz, umuyoruz açıklamasını yapmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte AK Parti bu hususta muhalefet partilerinin desteğini istemeye ve onların desteği için bir uzlaşma zemini aramaya genel kurul aşamasında da devam edecek. Peki 400'ün üstüne çıkılamazsa ne olacak? 360 ile 399 sayıları arasında kalırsa eğer anayasa değişikliğine destek sayısı, işte burada artık bir referandum durumu söz konusu olacak. Teklif referanduma götürülebilecek. 360 ile 399 sayısı arasında kalması durumunda. Ancak tekrar bir
belirtelim. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki ana tutumu bir uzlaşma zemininin aranması hususunda. Anayasa Komisyonu bugün saat 15 itibariyle çalışmaya başladı. Saat 20'de de saat başı itibariyle de o başörtüsüne anayasal güvence getirecek ve aile kurumunu anayasal korumaya alacak olan anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi diyerek sözü yeniden size bırakalım Fuat Kozluklu. Evet, meslektaşım Yiğitcan Karatepe aktardı ayrıntıları. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmemiş borçların yapılandırılmasına yönelik paketin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı. Yapılandırılan borçlar 48 ay eşit taksitle ödenebilecek. Şirketlere matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı verilecek. Kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi tarafından konut ihale edilen yapım şirketine damga vergisi istisnası getirilecek. İşte ayrıntılar. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenmemiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketiyle 2000 liranın altındaki vergi borçları silinecek. Yapılandırılan borçlar taksitle 4 yılda ödenebilecek. Borçlarını daha kısa sürede ödemek isteyenler için farklı avantajlar sağlanacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse yurt içi üfe tutarının %90'ından da vazgeçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını İzmir İş Dünyası toplantısında açıkladı. Pakette şirketler için işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemeye de yer verildi. İşletmelerimiz 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarihata muhatap olmayacak. Artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da %10 indirim sağlanacaktır. Yapılandırmayla genç girişimci vergi istisna tutarı bu yıl için 150 bin liraya çıktı. TOKİ tarafından konut ihale edilen yapım şirketine damga vergisi istisnası getirilecek. Bu sayede orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarda üretilmesinin önü açılacak. Turizm tesislerine de 12 ay çalışmaları durumunda SGK prim desteği verilecek. Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi hazırlığı ise tamamlandı. En kısa sürede teklifin mecliste yasalaşması hedefleniyor. Saatlerimiz 23.13'ü gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. İsveç'te terör örgütü PKK'lıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan provokatif alçak eylemler düzenlemesi, Stockholm'de Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi, evet, büyük bir krize yol açtı. Ankara bu alçak eylemlere sert tepki gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı İsveç'ten eylemlerin failleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmişti. Diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Evet, insani değerlere saldıran sapkın yaratıkların provokatif eylem ve söylemleri gündemin öne çıkan başlığı olarak yer alıyor haber bültenlerinde günlerdir. Avrupa'da İslam karşıtı sapıkların provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İsveç'in ardından Hollanda'da da ırkçı bir provokasyona, diğer bir ifadeyle alçaklığa imza atıldı. İslam ve göç karşıtı söylem ve eylemleriyle bilinen Pegida adlı hareketin Hollanda'daki lideri Kur'an-ı Kerim'e saldırdı. Dışişleri Bakanlığı menfur saldırıyı kınadı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.
İsveç'teki hakarete tepkiler dinmemişken Hollanda'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırı haberi geldi. Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld Kur'an-ı Kerim'e saldırdı. Lahey'deki çirkin saldırıya polis müdahale etmedi. Dışişleri Bakanlığı menfur saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz denildi. Bu alçak eylem İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır ifadesi kullanıldı. Bu saldırı ırkçı eylemcinin ilk vukuatı değil. Edwin Wagensveld geçen yıl Ekim ayında benzer bir provokasyona imza atmıştı. Rotterdam'daki Pegida gösterisinde megafonla Hazreti Muhammed'e hakaret etmiş, Kur'an-ı Kerim'e saldırmaya kalkmıştı. Gözaltına alınan Wagensveld yargılanmadan serbest bırakılmıştı. Almanya'da kurulan ve açılımı Batı'nın İslamlaşmasına karşı Avrupalı yurtseverler olan Pegida hareketi, 2021 yılında Alman iç istihbaratı tarafından anayasaya aykırı oluşum ilan edilmişti. Evet, İsveç'ten sonra Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e hedef alan, provokatif saldırıya tepkiler devam ediyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop saldırıya tepki gösterdi. İslam ülkelerine tepki verin çağrısı yaptı. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından alçaklığı kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise ortak mücadele çağrısı yaptı. İsveç'teki olayların bir benzeri Hollanda'nın Lahey kentinde yaşandı. Çirkin saldırıya tepkiler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'e hedef alan provokatif saldırı üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ankara Büyükelçisi'nden Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hollanda makamlarının somut tedbirler alması gerektiği hatırlatıldı. Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz denildi. Eylemin yabancı ve İslam düşmanlığının, ayrımcılığın, Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanı olduğu vurgulandı. Bu eylemlerin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini hedef aldığı ve bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelediği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, saldırının devletin koruması altında gerçekleşmesini eleştirdi. İslam ülkelerine tepki verin çağrısında bulundu. Alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir. Yahudi soykırımını inkarın bile müsaade görmediği Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde 2 milyar Müslümanın kutsal kitabına en temel değerine yapılan bu saldırıya karşı İslam aleminin hem gereken tepkiyi göstermesi lazım hem de bir daha benzer olayları gerçekleştiremeyecekleri bir ortamı bütün dünyada tesis etmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan tepki gösterdi. Saldırıya şiddetle kınıyoruz dedi. İsveç'in ardından Hollanda'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda. Saldırıyı lanetleyen bir diğer isim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik oldu. Çelik saldırı için alçakça ifadesini kullandı. Ortak mücadele çağrısı yaptı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif alçaklığa tepki gösterdi. Bir soytarıya provokasyon yaptırdılar dedi. Kılıçdaroğlu, İsveç yönetiminin olayı seyrettiğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 30 yıl önce bugün hain bir suikaste kurban giden gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu da andı.
İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler, karanlık bir provokatör ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı bizim elçilik önünde yakılması söylenmiş, geldi yaktı o sefil kişi. Gündeminde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık vardı. Eyleme sessiz kalan İsveç hükümetini eleştirdi. Ama üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, seyretti durdu bu provokasyonu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu 30 yıl önce hain bir suikaste hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu andı. Uğur Mumcu, kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Hayatına kastettiler. Ama her yıl Uğur Mumcu'yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa ve onu saygıyla anıyorsa, onun bıraktığı kalıcı iz daha sonraki gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa sert tepki gösterdi. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar günceldir dedi. Partisinin grup toplantısında konuştu Milliyetçi Hareket Partisi lideri. HDP'nin kapatılması isteğini bir kez daha tekrarladı. Bahçeli yaklaşan seçim öncesi muhalefetin hala bir aday çıkaramamasını da eleştirdi. Kur'an-ı Kerim'in yakılması dini ve manevi hassasiyetlerimize kasteden bir saldırganlıktır. Aslında hedef sadece Türkiye değil, Türk İslam alemidir. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi. Eylemin İsveç hükümetinin himayesinde yapıldığına dikkat çekti. Lanetlediğimiz bu düşmanca eylemin siyasi ve diplomatik sonuçlarının öngörülmemiş olması, muhtemel gelişmelerin analiz edilmemesi A'dan Z'ye akıl dışılıktır. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Partisinin grup toplantısında kürsüdeydi MHP lideri Devlet Bahçeli. HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunun değerlendirilmeye alınmasına tepki gösterdi. Kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. Bahçeli'nin gündeminde 2023 seçimleri de vardı. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Fakat Zillet İttifakı henüz Cumhurbaşkanı adayını bulup çıkaramamıştır. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi şu noktaya dikkat çekmek istiyorum özellikle. Bize gazetecilik ve ifade özgürlüğünden dem vuran İsveçli, Hollandalı, diğer batılı medya organları da insani değerlere saldıran sapkın yaratıkların provokatif eylem ve söylemlerini adeta meşru gören bir tutum sergilediler, sergiliyorlar. Evet. Son dönemde Türkiye-İsveç gündeminde pek çok sorunlu başlık var. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, ülkedeki terör varlığı ve İsveçli bir profesörün Türk öğrenciye yaptığı ırkçılık. Peki İsveçliler tüm bunlarla ilgili ne düşünüyor? TRT Haber ekibinden Kübra Yılmaz Pirgayip ve Mustafa Tunç Stockholm sokaklarında bu soruya yanıt aradı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtırada terör örgütlerine yönelik kırmızı çizgilerini hatırlattı. Her iki ülkeden de buna uygun hareket edilmesi için taahhüt aldı. Bu sebeple İsveç'in NATO'ya katılmasını istemeyen terör örgütü PKK-YPG, İsveç'teki provokasyonlarını artırdı. İsveç'in NATO üyeliği, terör örgütü PKK'nın provokasyonları ve Türk öğrencinin uğradığı ayrımcılık. Son günlerde Türkiye ve İsveç'in ortak gündemi yoğun. Peki İsveçliler bu konularda neler düşünüyor? İsveç halkı ülkelerindeki PKK'nın faaliyetlerine tepkili. Terör örgütü PKK-YPG'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan saldırısı da İsveçlilerin rahatsız olduğu konulardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan halk tarafından seçilen bir lider. Bu nedenle Erdoğan'a saygı gösterilmesi gerekiyor. PKK'nın kirli işlerine karşıyım. Hiçbir terör örgütü sokaklarda gezip yasa dışı bir şekilde para toplamamalı. PKK'dan hoşlanmıyorum. İnsanları öldürüyorlarsa engellenmeliler. İsveçliler ülkelerinin güvenliğini garanti altına almak için NATO'ya katılmak istiyor. İsveç'in NATO üyeliğini destekliyorum çünkü askeri personel konusunda ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Rusya meselesi gibi konuları kendi başımıza yönetebileceğimizi düşünmüyorum. Artık tarafsız değiliz. Bu nedenle ABD ve Avrupa'nın içinde olduğu bir örgütün parçası olmalıyız. Savaş veya benzeri durumlarda bizi destekleyebilirler. Ve Stockholm Üniversitesi'ndeki ırkçı profesör Per Carlbring'in Türk öğrencinin başvurusunu siyasi gerekçeyle reddetmesi. Bu ırkçılık ve ayrımcılık. Türk öğrencilerin kötü bir şey yaptığı yok. O profesör bir ırkçı ve bence herkesin eğitim hakkı vardır. Bu konunun söz konusu öğrenciyle bir alakası yok ki. Bence bu aptallık. Ankara, İsveç'te Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ihlal eden provokasyonlara ard arda izin verilmesine tepkili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç NATO konusunda destek beklemesin mesajı NATO üyeliği için süreci birlikte yürüttüğü Finlandiya'da tartışmaları beraberinde getirdi. Ve Finlandiya şimdi NATO için yola İsveç'siz, İsveç olmadan devam edip etmemeyi tartışıyor. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. İsveç terör örgütlerinin provokasyonlarına izin verdi. Kur'an-ı Kerim'e hakareti dahi müsamaha gösterdi. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin İsveç'e tepkisi birlikte NATO'ya girmek için uğraştığı Finlandiya'da büyük yankı uyandırdı. Şimdi tartışma NATO'ya İsveçli mi, İsveçsiz mi girileceği. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO'ya birlikte katılmanın hala mümkün olduğu görüşünde. Haavisto bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapmalıyız dedi. Konuyu ortalık sakinleşince görüşmekten yana olduğunu da söyledi. Görüşmelere birkaç hafta ara verilebileceğini dile getirdi. Finlandiya Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Jussi Halla-aho ise İsveçsiz NATO mesajı verdi. Finlandiya'nın yola İsveç olmadan devam edebileceğine dikkat çekti. Girişmeler Fin basınında da manşetlerdi. Medya organlarında yer alan haber ve yorumların ortak noktası İsveç'teki skandalın Finlandiya'nın da ulusal güvenliğine bir saldırı olduğu yönünde. İlta Sanomat gazetesi Erdoğan'ın İsveç artık NATO üyeliği için destek bekleyemez sözünü manşetlere taşıdı. Helsingin Sanomat gazetesi ise Türkiye'nin uyarılarına rağmen İsveç polisinin provokasyona izin verdiğine işaret etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı İsveç'le birlikte NATO müzakerelerine devam etmeye çalışıyor denildi. 24 Şubat 2022 saatler 04'ü gösterdiğinde Rusya Ukrayna'yı işgal ve istilayla savaşa çekti. 10 binler hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Milyonlar da doğup büyüdükleri topraklardan bir bilinmeze göç etmek zorunda kaldı. Evet, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bir yıl geride kalıyor. Rusya'nın saldırıları Donetsk bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Son durum için Ukrayna'da bulunan
değerli meslektaşım Büşra Çelik bizlerin karşısında. Başkent Kiev'den değil mi Büşra? Evet. Evet ve yüzünde bir titreme görüyorum. Buz kesen bir havada kar serpiştiriyor. Daha fazla sözü uzatmayayım. Nelere tanıklık ediyorsun? Fuat Kozluklu yaklaşık 4 gündür Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna'nın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Kiev İrpin ve helikopterin düştüğü Brova'ya gittik. O noktalarda gözlemlerimizi yaptık. Ama bunlara geçmeden önce Ukrayna'daki son sıcak gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Özellikle Ukrayna'nın doğusunda Donbas, Donetsk ve Bahmut bölgelerinde çatışmalar, iki ülke arasındaki sıcak çatışmalar devam ediyor. Özellikle Donbas'ın savaşın merkez üstü olarak kabul edildiğini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de dün yaptığı sosyal medyasından yaptığı açıklamada belirtmişti. Çatışmalar o bölgelerde yoğunlaştı. Tabii bunların yanında bugün 11 Rus saldırısının 10'unun önlendiği açıklandı Ukrayna ordusu tarafından. Yine farklı detaylar vardı. Bugün nelere şahit olduk? Bugün Ukrayna'nın tamamında Kiev dahil, yani şu anda bizim bulunduğumuz nokta dahil, tamamında bir hava alarmı söz konusuydu. Bu ne demek oluyordu? Eğer Ukrayna'da hava alarmı veriliyorsa bu olası Rus hava saldırısının olabileceğini gösteriyor ve bölge vatandaşlarının sığınaklara gitmesini çağrı yapıyorlardı. Ama bugün Ukrayna'nın tamamında işte o hava saldırı alarmı verildi. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine farklı detaylar var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın artık bir hibrit savaş değil, gerçek bir savaşa dönüştüğünü açıklamasında ifade etti. Farklı detaylar var. Batılı ülkelerden Ukrayna'ya verilen ağır silah destekleri var. Yine Polonya Ukrayna'ya tank yardımı için Almanya'ya başvuruda bulundu. Tüm bunlar tabii yaşanan sıcak gelişmeler ama şu anda neler oluyor? Ukrayna şu an Türkiye saatine göre bir saat sonra bu noktada sokağa çıkma yasağı olacak ama henüz yasak başlamamışken bile şehirde hiç kimse kalmadı. Yalnızca biz buradayız diyebiliriz. Çünkü belli bir saatten sonra hiçbir vatandaş dışarıya çıkmıyor. Bulunduğumuz noktada güvenlik gerekçesi dolayısıyla. Yine Ukrayna'nın peki kendi iç gündeminde ne vardı? Yolsuzluk iddiaları, rüşvet iddiaları vardı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etti. Yine Ukrayna Başsavcı Vekili de istifa eden isimlerden biri oldu. Fuat Kozluklu tabii daha yeni yeni bu noktada gözlemler yapıyoruz. Şu an için şimdilik aktaracaklarımız Ukrayna'dan bu kadar. Peki Büşra, biraz senin oradaki günlük yaşama ilişkin notlarını da izleyenlerimizle buluşturalım. Şimdi 11 ay geride kaldı. Yani 334 gün bu savaşta ve nereye evrileceğini kestirmek de imkansız. Adeta 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri diyenlerdenim ben. Zira Almanların Leopard tanklarını Ukrayna'ya sevk etmesi yönünde artık bir irade kendini açık açık gösteriyor. Yani gidecek. Polonya adeta bu savaşın bir başka cephesi olma yolunda gibi. Rusya nasıl tavır alacak bilemiyoruz. Öte yandan birazdan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya verileceğini duyuracak dünyaya. Yani çok kritik bir sürece evrildiği aşikar. Halk sığınaklarda mı yaşıyor yoksa tırnak içerisinde artık alışkanlık kazandılar ve evlerinde oturmaya devam mı ediyorlar korkusuzca? Yoksa herkes sığınaklarda ve günlük ihtiyaçlarını da nasıl karşılıyor diyeyim, onu da sorayım sana. Yiyecek, içecek ve İlaç temini konusunda bir sıkıntı var mı? Fuat Kozluklu, kendi gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Yani savaşın başladığı günlerdeki gibi her gün vatandaşlar sığınaklarda değil. Özellikle Kiev'de normal yaşam, hayat biraz daha normale evrilmeye başladı diyebilirim. Bugün İrpin'deydik. İrpin savaşın en çok hasar gören noktalarından biriydi. Orada da hayat yeniden inşa edilmeye başlamış. Yıkılan binalar kaldırılmaya başlanmış. Onları gözlemledik ama sığınaklara ne zaman gidiyor insanlar? Şu an aslında Kiev'de bile belli başlı
sığınaklar yok. Özellikle Kiev metro istasyonu da simge haline gelmişti. Vatandaşlar savaşın başladığı günlerde metro istasyonlarına sığınıyordu. Ben bugün onu da araştırdım. Yani şu an için metro istasyonlarına da sığınan kişiler yok. Sığınaklar şu an için sakin ama dediğim gibi eğer hava alarmı belliyorsa, özellikle belli başlı noktalarda, Bahmut, işte Donbas'ın çeşitli noktalarında hava alarmı veriliyorsa, çünkü savaşın en kızışık olduğu nokta o bölgeler, Ukrayna'nın doğusu, vatandaşlar o noktalardaki sığınaklara hala gitmeye devam ediyor ama başkentte sığınaklara gidilmiyor. En azından bizim gözlemlediğimiz bu normal yaşam özellikle sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde devam ediyor ama saatler yaklaşık Türkiye saatiyle 8'i gösterdiğinde bu şehir şu anda da gördüğünüz gibi karanlığa evriliyor. Peki uluslararası basının oradaki varlığına ilişkin neler söyleyebilirsin? Özellikle cephe hattında, uluslararası basın cephe hattında, yani Bahmut dediğimiz cephe hattında çok şunu belirtmek istiyorum. İki ülke arasındaki en yoğun olduğu nokta Bahmut noktası. Hatta üst düzey bir ABD'li askeri yetkili o noktaya Rus askerlerinin sevkiyat yaptığını söyledi. Hem Ukrayna tarafından hem de Rusya tarafından o noktada çok kızgın bir durum var. Ulusal basında o noktada diyebiliyoruz. Biz henüz o bölgeye geçemedik güvenlik gerekçesiyle ama önümüzdeki günlerde o noktayı da, o cephe hatlarında görüntülemeye çalışacağız Fuat Kozluklu. Dediğimiz gibi biz şimdi hem başkentin hem de başkente yakın savaştan en çok zarar görmüş kısımları gözlemlemeye çalışıyoruz. Kameraman arkadaşımız Mert, soyadını niye hatırlamadım ben? Büşra Çelik kimle beraberdin? Mert dedin mi? Mert Karacan. Kolay gelsin dileklerimi, ona da iletiyorum. Çok çok teşekkürler. Evet, Büşra Çelik, genç ve cesur meslektaşım, Kiev'den aktardı son durumu. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Kahraman güvenlik korucusu Nimet Encu Şırnak'ta ebediyete uğurlandı. Törende bir komutan şehidin 13 yaşındaki oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı. Elleriyle gözyaşını sildi. Yanından ayırmadı, acısını paylaştı. Gözyaşının akmasına izin vermedi. Güvenlik korucusu Nimet Encu, Şırnak Besler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Uludere köyünde şehit için düzenlenen törende 13 yaşındaki oğlu Ozan Encu, babasını son yolculuğuna uğurladı. Çıkan çatışma sonucu şehit olmuştur. Askeri erkan törende Ozan'ın yanındaydı. Jandarma bölge komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlaksa onunla yakından ilgilendi. Ozan'a destek oldu, çocuğun gözyaşını elleriyle sildi. Babamı çok seviyordum. Çok üzüldüm. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Gözyaşlarımı sildiklerinde çok bayağı mutlu oldum. İstediğimiz şey bizi yalnız bırakmasınlar. Şehit korucunun oğlu Ozan artık tüm Türkiye'nin evladı. Şırnak Besler Dereler'de korucu tim komutanı kahraman cesur yürek Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyon devam ediyor. Eren Abluka Sonbahar Kış 23 adı verilen operasyonda etkisizleştirilen terör sayısı 6 oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada tertemiz yapana kadar devam dedi. Soylu paylaşımında operasyonun sürdüğünü belirtti. Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Şırnak Besler Dereler'de kahraman korucumuz, tim komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terör sayısı 6 oldu dedi. Bakan Soylu mesajında kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun ifadelerine yer verdi. Pençe kilit operasyonlarıyla ZAP bölgesi büyük ölçüde hainlerden, teröristlerden temizlendi. Operasyonda en az 506 terörist etkisizleştirildi. Kazdıkları çukurdalar.
Türkiye-Irak sınırının 302 kilometrelik hattı güvenli hale getirildi. TRT Haber muhabiri Burak Dündar sınır hattından tüm detayları aktaracak. Burak, gözlemlerini ve edindiğimiz bilgileri senden dinleyelim diyoruz. Söz sende. Evet, Fuat Kozluklu, Irak sınırının sıfır noktasına oldukça yakın bir bölgedeyiz. Kameraman arkadaşım Faruk Yağız'la birlikte yıllardır o bölgede yürütülen terör operasyonlarını yakından takip ediyoruz. TRT Haber ekipleri olarak Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde terörü kaynağında kurutmak üzere 2019'da pençe harekatlarına başlamıştı. Amaç o bölgeden yurdumuza terör sızmalarının önüne geçilmesi ve orada bir güvenli hat oluşturulmasıydı. Şimdiye kadar Sinat, Haftanin, Hakurk, Metina, Avaşin, Basyan gibi bölgeler terörden temizlenmişti büyük oranda ve o bölgelerde Mehmetçik 7/24 teyakkuzda olarak artık Irak'ın kuzeyinden yurdumuza o terör tehdidini sona erdirmek üzere operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyordu ve geçtiğimiz yılda 17 Nisan 2022 itibariyle artık o bölgeye kilit vurmak adına pençe kilit operasyonu için düğmeye basılmıştı. Hedefte, özellikle nokta hedefte ZAP vardı. Zira az önce saydığımız o bölgelerin temizlenmesiyle birlikte ZAP arada kalan bir bölge olarak tabir edebiliriz. Güney hattımız boyunca Irak'ın kuzeyinde ve teröristlerin de özellikle terör elebaşlarının yıllarca girilemez diye propaganda yaptığı bir bölgeydi. Kandil'den hemen öncesinde yine örgütün sözde ana karargahının bulunduğu bir bölgeydi. Hedefte ZAP vardı ve Mehmetçik 17 Nisan 2022'den bu yana gerek hava harekatlarıyla gerekse karadan kararlı bir şekilde ilerleyerek ZAP'ın kalbine doğru yürüdü ve bugün itibariyle artık ZAP büyük oranda terörden temizlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı bu önemli açıklamayı. ZAP'ın büyük oranda teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Pençe Kilit operasyonunda şimdiye kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, dediğimiz gibi kahraman komandolarımız, özel harekatlarımız ve özel kuvvetlerimiz o bölgede oldukça zorlu bir coğrafyada ki 2000-3000 rakımlık dağların bulunduğu, sık ormanlık arazilerin, sarp kayalıkların bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Mehmetçik o bölgede karadan kararlı bir şekilde ilerledi ve 600'ün üzerinde de mağara ve sığınak tespit edildi o bölgede. Mehmetçik o terör inlerine tek tek girdi ve 600'ün üzerindeki o mağara ve sığınağı da imha etti. Bu mağara ve sığınaklarda şimdiye kadar 1174 silah ele geçirildi ve yine 533.275 de mühimmat bu terör inlerinde bulunanlar arasındaydı. Bu bölge, dediğimiz gibi, teröristlerin oldukça, bölücü terör örgütü PKK'nın oldukça önem verdiği bir bölgeydi. Zira bölgeyi kaybetmemek adına da çok fazla tuzaklamalar yapılmıştı. Mehmetçik o tuzakları da tek tek imha etti. Şimdiye kadar Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2000'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı da Mehmetçik tarafından temizlendi, imha edildi. 600'ün üzerinde de mağara ve sığınağı Mehmetçik tek tek tespit ederek, tek tek o terör inlerine girerek imha etti. Operasyon kararlı bir şekilde devam ediyor ve Pençe Kilit operasyonuyla birlikte ZAP'ın da büyük oranda terörden temizlendiğini söyleyelim. ZAP'ın da temizlenmesiyle birlikte Irak sınırı, Türkiye-Irak sınırı boyunca, güney hattımız boyunca 302 kilometrelik bir alanın artık güvenli alan olduğundan bahsedebiliriz. Hedefte terörü kaynağında kurutmak vardı. Oradan gelecek, Irak'ın kuzeyinden gelecek terör tehdidini yok etmek vardı. İşte bu hedefe ulaşılmış oldu. 302 kilometrelik bir güvenli alan sınır hattımız boyunca oluşturulmuş oldu. Ve Pençe Kilit Operasyonu sayesinde de şimdiye kadar PKK'lı 506 terörist etkisiz hale getirildi. Ve ZAP da önemli oranda, büyük oranda terör örgütü PKK'dan temizlenmiş oldu Fuat Kozluklu. Evet, onun bunun tetikçiliğini yapan hainlere, teröristlere kahramanlarımız hak ettikleri bedeli ödetti, ödetmeye devam ediyor. Burak Dündar, Türkiye-Irak sınırı sıfır noktasında bir yerden aktardı. Kolay gelsin diyoruz ve TRT Haber'de gece bakışına Milli Güvenlik Kurulu'nun yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği yarınki
Evet, yarınki toplantısına ilişkin haberle devam ediyoruz. Toplantının öncelikli gündem başlığı İsveç'te Türkiye aleyhine gerçekleştirilen provokatif eylemler olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek. Diğer bir ifadeyle masaya yatırılacak. İsveç'te Türkiye'yi hedef alan eylemler, Suriye ile yürütülen diplomatik görüşmeler, devam eden terörle mücadele operasyonları ve diğer güvenlik konuları. Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öne çıkan gündemi Ankara-Stockholm hattında yaşanan gelişmeler. Son günlerde Türkiye'ye yönelik İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonlarla ilgili MGK toplantısında değerlendirmeler yapılacak. 7 ay önce Madrid'de imzalanan üçlü mutabakatı ihlal eden İsveç'in NATO'ya üyeliği için atılacak adımlar ele alınacak. Gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Toplantının bir diğer konusu Şam yönetimiyle 11 yıl sonra kurulan ilk resmi temas olacak. Bir ay önce savunma bakanlarının Moskova'da bir araya gelmesiyle başlatılan Türkiye-Rusya-Suriye üçlü görüşmelerinde gelinen aşama masaya yatırılacak. Sürecin liderler düzeyine taşınması için izlenecek yol haritası konuşulacak. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak. Bu yılın ilk MGK toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde PKK-YPG'ye yönelik sürdürülen terör operasyonlarında gelinen son durumda değerlendirilecek. FETÖ ve DH gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek. Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da ele alınacak konular arasında kurul üyeleri gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kâr etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir, yürek. MGK toplantısında ayrıca ABD'den F-16 tedariki ve Rusya-Ukrayna savaşı ile Kıbrıs, Irak, Libya ve Balkanlardaki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Evet. Tarifsiz değerde efsane, yaşarken efsaneleşmiş özel bir yürek. O Diyarbakırlılar için bir emniyet müdüründen fazlasıydı. Türkiye tarihinin en organize, en kalabalık suikastinde hayatını kaybetti. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve 5 silah arkadaşı. Minnetle anıyoruz onları. Ali Gaffar Okan ve 5 silah arkadaşının şehit edilmesinin üzerinden 22 yıl geçti. 22 yıl. Okan ve 5 koruma polisi için şehit düştükleri yerde anma töreni düzenlendi. Ali Gaffar Okan memleketi Sakarya'da da anıldı. ...2001'de 5 polis arkadaşıyla şehit edildi Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan. 22 yıl geçti ancak Diyarbakır halkı onu hiç unutmadı. Şehitler için saldırıya uğradıkları noktada anma töreni düzenlendi. Anma törenine Diyarbakırlılar, emniyet mensupları ve Sakarya'dan gelen vatandaşlar katıldı. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihine kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde pek çok başarıya imza atmıştır. Diyarbakır'ımızın huzuru ve güvenliği için Diyarbakır halkıyla el ele, gönül gönüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur. Merhum Emniyet Müdürümüz ve kahraman meslektaşlarımızı şehit edenler, bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Diyarbakır var olduğu müddetçe Gaffar'ı unutmayacağız. O bize huzuru, barışı, sporu sevmeyi, her şeyi bize öğretti. Diyarbakır'ın babasıydı. Fakir fukaranın babasıydı. Unutamayız ki onu.
Unutulacak bir insan değil ki zaten. Şehit Emniyet Müdürü hain saldırının 22. yılında dualarla anıldı. Şehit edildiği bölgeye yapılan anıtına karanfiller bırakıldı. Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da anıldı. Sevenleri Gaffar Okkan'ın kabrine karanfiller bıraktı. Bırakmış oldukları emanete sadakat gösterdi. Evet, bir kez daha yineleyeyim. Ali Gaffar Okkan, Diyarbakırlılar için bir emniyet müdüründen fazlasıydı. Bugün TRT Haber'in internet sitesinde de yayınlandı. Twitter'da da paylaştık. Şu notunu paylaştık Ali Gaffar Okan'ın. 33.10'dan tüm birimlere telsizden anons yapıyor. Tüm emniyet teşkilatına Diyarbakır'da. 33.10'dan tüm birimlere. Ben Ali Gaffar Okan, Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım. Unutulmayacak. Unutulmayacak bir başka isim. Beraber çalışma şansı buldum meslekteki ilk yıllarımda. Çok değerli bir yürek. Bir abi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu. 1993 yılının 24 Ocak günü hain bir suikastin kurbanı oldu. Aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Karanlık odaklar tarafından düzenlenen saldırının failleri yakalanamadı. Geride sayısız eser bırakan efsane gazeteci Uğur Mumcu aradan geçen 30 yıla rağmen hiç unutulmadı ve hiç unutulmayacak. 30 yıl önceydi. O gün öğle saatlerinde evinden çıktı. Ankara kar altındaydı. Pazar sabahı karlı sokaktaki evinden ayrılan Uğur Mumcu aracına bindi, kontağı çevirdi. Karanlık odaklarda o anda düğmeye bastı. Meydana gelen büyük patlamanın sesi Ankara'nın pek çok yerinden duyuldu. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu suikaste kurban gitti. O saldırıda tetikçi olarak kullanılan kişilerin bazıları yakalandı, yargılandı ve mahkum edildi. Aradan geçen yıllara rağmen birçok soru yanıtını bulamadı. Suikastin üzerindeki sır perdesi aralanmadı. Bu suikast aydınlatılamadı. Uğur Mumcu katledildiğinde 51 yaşındaydı. Suikaste uğramadan önceki süreçte bölücü terör örgütü PKK'nın oluşumunu, Kürt ayaklanmalarını, Öcalan'ın aldığı dış desteği yazıyordu. Kitabını bitiremedi. Suikastten bir süre önce kaleme aldığı Dipsiz Kuyu başlıklı yazısında da terör örgütleriyle istihbarat örgütlerinin arasındaki kirli ilişkileri yazmıştı. Meslek hayatını karanlık ilişkileri gün ışığına çıkarmakla geçirdi Uğur Mumcu. Sayısız çalışma bıraktı geride. Araştırmacı gazeteciliğin Türkiye'de yerleşmesi ve önemsenmesinde öncü bir rol oynadı. Fikir ve düşünceleri ölümünden sonra da topluma ışık tuttu. 30 yıl geçmesine rağmen ateş hiç sönmedi. Acısı hep taze kaldı. Sevenleri onu hiç unutmadı. Uğur Mumcu her yıl olduğu gibi adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törende Mumcu ailesini yalnız bırakmadı. Uğur Mumcu'nun anısına türküler söylendi, mumlar yakıldı, dualar edildi. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Mumcu memleketi Kırşehir'de de unutulmadı. Basın anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğinde yaşamı ve düşünceleri anlatıldı. Uğur abinin, Uğur Mumcu'nun katledildiği noktaya ilk ulaşan birkaç isim var meslektaş. Onlardan biri duayen foto muhabiri Rıza Ezer. Hürriyet gazetesinde bugün Rıza Özel, Rıza abinin, Rıza Ezer'in çektiği fotoğraflarla ilgili onunla söyleşmiş. Diyor ki Rıza Ezer, adaşı Rıza Özel'e, olay yerine gittik, her yer paramparça dağılmış, araba hurda yığınına dönmüş. Uğur abinin öldüğünü artık hissettik ama kabullenmek istemedik. Sonra olay yerine devlet yetkilileri geliyor,
ve devlet yetkilileri bölgeye giderken olay yeri incelemesi tamamlanmamış, deliller toplanmamış, bombanın türünü, tipini, her şeyini ortaya çıkaracak bütün her şey o yerde duruyor. Gelip süpürmüşler. Çöp süpürür gibi alıp götürüp o bombanın patlaması sonrasında ortaya dağılan delil olabilecek her şeyi süpürüp götürmüşler. Evet, TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Trabzon'da Sümela Manastırı'nda ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Manastır artık geceleri de eşsiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Trabzon Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı dünyanın önemli inanç turizm merkezlerinden. Manastır 1600 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. 2016-2022 yılları arasında çeşitli restorasyonlardan geçen Sümela'nın potansiyelini artıracak çalışmalar devam ediyor. Manastır son olarak ışıklandırmasıyla dikkat çekiyor. Bakanlığımızın teknik ekibi çok dikkatli, titiz çalışmalar sonucunda 8 aylık bir çalışmayla ışıklandırma sisteminin altyapısı bitirildi ve şu an ışıklandırmalarımız hazır. Ziyarete kapılarını açtı. Mayıs ayında tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından Sümela Manastırı'nı 340 bin kişi ziyaret etti. Hava durumu. Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı çok bulutlu, güney kesimleri yer yer puslu. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli ve Yalova hafif yağmurlu. İstanbul 7-10, Bursa 4-12, Kocaeli 7-12, Balıkesir 4-10, Sakarya 7-11. Tekirdağ 4-9, Çanakkale 5-9, Edirne 2-7, Kırklareli 1-6, Yalova 6-9, Bilecik 3-6 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu. İzmir 7-15, Manisa 4-14, Aydın 5-18, Denizli 6-17, Muğla 1-17. Afyon Karahisar 0'ın altında 2-12, Kütahya 0'ın altında 2-10, Uşak 1-12 derece. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu, Isparta ve Burdur yer yer puslu. Antalya ve Mersin 11-19, Adana 6-20, Hatay 6-15, Kahramanmaraş 3-14, Osmaniye 5-19, Isparta 0-14, Burdur 1-14 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu, yer yer puslu. Ankara 0'ın altında 2-9, Konya 0'ın altında 1-10, Kayseri 0'ın altında 5-9, Eskişehir 0-6, Sivas 0'ın altında 4-8, Yozgat 0'ın altında 4-8, Aksaray 0'ın altında 2-9, Niğde 0'ın altında 3-9, Nevşehir 0'ın altında 1-7, Kırıkkale 0'ın altında 2-11. Karaman ve Kırşehir 0'ın altında 4-10, Çankırı 0'ın altında 5-7 derece. Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu. Samsun 7-12, Trabzon 7-10, Ordu 9-12, Tokat 0'ın altında 1-7, Zonguldak 7-9. Çorum 0'ın altında 5-9, Giresun 8-11, Kastamonu 0'ın altında 4-4, Düzce 5-12, Rize 6-10. Amasya 1-7, Bolu 0'ın altında 1-9, Karabük 1-6, Sinop 9-13, Bartın 3-10. Gümüşhane 0'ın altında 3-9, Artvin 2-9, Bayburt 0'ın altında 7-5 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, yer yer puslu. Van 0'ın altında 8-2, Malatya 0-4, Erzurum 0'ın altında 11, Elazığ 0-5, Ağrı 0'ın altında 12. Muş 0'ın altında 6, 0'ın altında 2, Bitlis 0'ın altında 4-1, Kars 0'ın altında 13, 0'ın altında 1, Bingöl 0'ın altında 3-7, Hakkari 0'ın altında 6-4. Erzincan 0'ın altında 5-7, Iğdır 0'ın altında 9-3, Ardahan 0'ın altında 18, 0'ın altında 6, Tunceli 0'ın altında 2-5 derece.
Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Gaziantep 1-12, Şanlıurfa 5-14, Diyarbakır 0'ın altında 2-12, Mardin 4-10, Adıyaman 1-13. Batman 0'ın altında 3-11, Şırnak 3-8, Siirt 3-11, Kilis 4-14 derece. Bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Tokyo 0'ın altında 3-8, Pekin 0'ın altında 10-0, Moskova 0'ın altında 6-0, Bakü 0'ın altında 1-8, Paris 2-3, Saraybosna 1-2, Lefkoşa 7-20 derece. TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bir kez daha iyi geceler, bir kez daha merhaba. Ben Fuat Kozuklu. Aynı zamanda TRT Radyo Haber'le ortak yayındayız. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 24'ü. Takvim yaprakları da 25 Ocak 2023 Çarşamba'yı gösteriyor ve Gece Bakışı'nın ikinci dilimine gündemin önemli başlıklarından bazılarını hatırlatarak başlıyoruz. Mehmetçik çıkılamaz denilen dağlara çıktı. Girilemez denilen mağaralara girdi. Ve ZAP bölgesi PKK'lı teröristlerden büyük ölçüde temizlendi. Bu önemli sevindirici haberi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Pençe Kilit adı verilen operasyonlarla Türkiye'nin Irak sınırı bölgesindeki 302 kilometrelik hattın güvenli hale getirildiğini söyledi Bakan Akar. 506 teröristin etkisizleştirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanı, 600'e yakın mağara ve sığınakla 2000'in üzerinde mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği bilgisini paylaştı. Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başladı. Çok riskli sürücüler sıfır basamağına inerken çok iyi sürücüler 8. basamağa kadar çıkabilecek. Ve prim ödemeleri de İyi veya kötü sürücü sınıflamasına göre değişecek. Hasar oranı ve hasar sıklığı fazla olan sürücüler primlerini %200'e kadar yüksek fiyattan ödeyecek. Evet, çok adaletli bir sistem. 8. basamakta yer alan çok iyi sürücülerse prim ödemelerinde %50 indirimden yararlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme hız kazandırmak için harekete geçti. Kendi evini ve iş yerini dönüştürmek isteyenlere verilecek kredi desteğinde yeni bir çalışma gündemde. Buna göre faiz oranının %1'in altına düşürülmesi ve 10 yıl olan vade süresinin de artırılması planlanıyor. Evet, bunlar gündemin öne çıkan haberlerinden bazılarıydı. Bu başlıkların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı Maratonu'nun ikinci bölümü hemen başlıyor. ...2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı ödüle layık görülenlerden. Ödüllerin takdim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatın bir millet için önemine değindi. Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz dedi. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Türk milletini tarih boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen asırlardır ayakta tutanın kültürel derinliği olduğuna dikkat çekti. Kadim birikimimizi koruduğumuz sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Ülke ve millet olarak işte böyle muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyet mirası üzerinde oturuyoruz. Dolayısıyla bekamıza yönelik en büyük tehdit siyasi ve ekonomik zorluklar değil, coğrafyamızla, kimliğimizle ve tarihteki yerimizle ilgili bu vizyonu, bu tasavvuru, bu mirası yitirmemizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri takdim töreninde konuştu. Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına değer katan her esere sahip çıktıklarını vurguladı. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Törende ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan'ın ödüle layık görülen isimlerden Kenan Yavuz'un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz'la olan sohbeti salondakileri gülümsetti. Koymadılar ki kete getireyim. Bak gördün mü? Keteyi niye getirmedin ya Kenan Bey? Bayburt'a da beklerim. O zaman Bayburt'a geldiğimizde seni keteyi de yiyeceğiz, tandır ekmeğini de yiyeceğiz. Başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme ilişkin anayasa değişikliği teklifi dün meclis komisyonunda kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili üyeler verdikleri önergenin kabul edilmemesi üzerine komisyon salonunu terk etti. Anayasa değişikliği teklifi genel kurulda görüşülecek. Başörtüsüne anayasal güvence sağlanacak, aile kurumu korunacak. AK Parti ve MHP'nin anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Öncelikle tarihi bir an yaşıyoruz. Çünkü uzun yıllardan beri ülkemizde başörtü sorunu her zaman sorun olmuştur. Bu hakkı tamamen garanti altına alan bir düzenlemeyi komisyonumuzdan geçirdik. Komisyon toplantısında AK Parti, CHP ve İyi Parti Grup Başkan Vekilleri ile milletvekilleri söz aldı. Toplantıya HDP katılmadı. Başörtüsüne güvence getiren birinci madde için CHP ve İYİ Parti değişiklik önergesi verdi. Muhalefetin teklifi kabul görmedi. Dini inancıyla, inancı sebebiyle başörtü örtmesi gibi bir kavramsal kelimenin, ifadenin metinden çıkartılmasını beyan ettiler. Mağduriyetlerin sebebi dini inancı sebebiyle kadınlarımızın başörtüsü kullanmalarıydı. Şimdi burada bunu normalleştirerek veya sıradanlaştırarak geçmişte verilen bu mağduriyetlerin veya acıların, sıkıntıların sanki hiç yaşanmamış gibi, hiç olmamış gibi, sıradan bir düzenleme yapıyormuş gibi yaklaşılması da ben doğru bulmuyorum. İYİ Parti ve CHP'li komisyon üyeleri önergelerinin kabul edilmemesi üzerine Anayasa Komisyonu'nu terk etti. Konuşup da çıkmaları uygun olmadı. En azından karşı cevapları beklemeleri nezaketin, zarafetin gereğiydi. Ben komisyonda herkese söz hakkı verdim. Genel kurul aşamasında da o milletvekillerimizin desteklerini bekliyorum. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte komisyon aşaması tamamlandı. Anayasa değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin 400 ve üzeri kabul oyuyla geçmesini isteyen AK Parti son ana kadar uzlaşı arayışlarını sürdürecek. Oylamanın ikinci tura kalması ve 360 ile 399 arasında oy alınması halinde değişiklik referanduma gidecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pençe kilit operasyonlarıyla ZAP bölgesinin büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini söyledi. Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi dedi. Hulusi Akar, savunma sanayi alanında İngiltere ile devam eden görüşmeleri de değerlendirdi. Pençe kilit operasyonlarıyla Irak sınır hattının teröristlerden temizlendiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun belli bir aşamaya geldiğini kaydetti. Tek hedefin teröristler olduğunu yineledi. ZAP bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe kilit operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Pençe kilit operasyonlarına ilişkin son verileri paylaştı. Pençe kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600'e yakın mağara, sığınakla 2000'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silahla 533.275 mühimmat ele geçirdi.
Hulusi Akar, İngiltere ile savunma sanayi alanındaki görüşmeleri de değerlendirdi. Type 23 fırkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşma sağlandığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace'la ikili ilişkiler NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti. Milli Savunma Bakanı, askeri eğitim işbirliği, tatbikatlar ve savunma sanayi konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülkeyle görüşmelerinin olduğunu kaydetti. İngiltere'deki temaslarının da bunlardan biri olduğunu vurguladı. Saatlerimiz 00:10, takvim yaprakları da 25 Ocak 2023. Çarşambayı gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Ve bu durumda Mart ayında seçim kararı alınması, Nisan ayında da aday listelerinin kesinleşmesi bekleniyor. Seçim hazırlıklarında yol haritası nasıl işleyecek? Ayrıntıları haberimizde. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Başkomutanımız! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Meclis kararıyla olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla seçim sürecinin başlayacağını bildirdi. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. 10 Mart'ta seçim kararının alınması bekleniyor. Kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu tarihleri güncelleyecek. 60 günlük süreyi dikkate alarak seçim takvimini ilan edecek. Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar bir hafta içinde istifa etmek zorunda. Muhtemel takvime göre YSK'nın 21 Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Partilerin Cumhurbaşkanı adaylarını bildirmeleri için son gün 26 Mart Pazar. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday göstermek içinse süre 5 Nisan'da sona erecek. Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında resmi gazetede aday listeleri yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. Altılı Masa yarın, yani 26 Ocak Perşembe günü 11. kez toplanacak. Toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu, İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplandı. Kritik toplantıların gündeminde adaylık takvimi ve izlenecek yol haritası vardı. Altılı Masa'nın seçim hazırlıkları hızlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener 11. toplantı öncesinde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıların en sıcak gündem başlığı masanın Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği sorusuydu. İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda Akşener kurmaylarının adayın nasıl belirleneceğine ilişkin önerilerini dinledi. Toplantıda aday isimlerinin yer aldığı anket çalışması yapılmasının önerildiği öğrenildi. Gelen öneriler arasında sadece Altılı Masa'daki liderlerin isimlerine yönelik kamuoyu yoklaması yapılması da vardı. Başkanlık Divanı'nda 6 Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisinin sistemi zorlayabileceği görüşünün öne çıktığı bildirildi. Bu nedenle Meral Akşener'in 26 Ocak'taki toplantıda fiili bir parlamenter sistem modeli uygulayalım önerisinde bulunabileceği iddia edildi. Akşener'in Altılı Masa toplantısında geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı ile birlikte başbakanlık yetkilerine sahip bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun demesi bekleniyor. Bunun yanı sıra İYİ Parti'de 6 liderin deneyimlerinden yararlanılacak ayrı bir mekanizma kurulsun görüşünün de öne çıktığı ifade ediliyor. Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şubat'ta yapacağı Almanya seyahati sonrası kurmaylarıyla aday gündemli özel bir toplantı yapabileceği öne sürülüyor. Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayını Şubat'tan önce açıklaması beklenmiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ve istilasıyla başlayan savaşta 11 ay geride kaldı. 334 gün ve Ukrayna'da hükümet yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. İstifalar ve görevden almalar ard arda geldi. Rus saldırıları da Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. NATO'nun gündeminde ise Ukrayna'ya daha ağır ve daha gelişmiş silahların gönderilmesi var.
Ukrayna ordusu Donetsk bölgesinde Rus güçleriyle karşı karşıya geldi. 11 Rus saldırısından 10'unun önlendiği duyuruldu. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada Rus güçlerinin çoğunlukla Bahmut kentinde ve güneydeki Kirişçivka köyünde konuşlandığı ifade edildi. Ukrayna'da yönetimin üst kademelerinde yolsuzluk iddiaları, istifaları ve görevden almaları peş peşe getirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Vyacheslav Shipovalov ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoshenko istifalarını açıkladı. İstifalar Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin ordu için fahiş fiyatlarla gıda satın aldığı iddialarının ardından geldi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada da Başsavcı Vekili Oleksiy Simonenko'nun görevden alındığı duyuruldu. Batı ülkelerinin gündeminde de Kiev'e ağır silah desteği var. Polonya, Ukrayna'ya Leopard tankı göndermek için Almanya'ya resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın yeni savunma bakanı Boris Pistorius'la Berlin'de görüştü. Sürdürülebilir barışın tek yolu Putin'in sahada kazanmaması. Ukrayna'ya daha ağır ve gelişmiş silah desteğinin verilmesi gerekiyor. Böylece Ukrayna güçleri sadece hayatta kalmayı değil, savaşı kazanmayı ve ele geçirilen bölgeleri geri almayı başarabilir. Almanya Savunma Bakanı da NATO içinde Kiev'e Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda bir anlaşmazlık olmadığını belirtti. Pistorius, olumlu bir karar alınırsa Berlin'in hızlı bir şekilde eyleme geçeceğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşı krizlere ve yeni politikalara da neden oldu. İlk saldırıların başladığı 24 Şubat 2022 saat 04'ten bu yana özellikle batılı ülkeler yeni politikalar izlemeye başladı. Ukrayna'nın kazanımları çoğaldıkça ülkeler Kiev'e desteğini artırdı. Savaşla birlikte batının tutumunda görülen değişimi haberimizde izliyorsunuz. ...24 Şubat dünya için adeta kırılma noktası oldu. Birçok ülke savaştan etkilendi. Tahıl, gıda, enerji ve ekonomik krizle Batı-Rusya ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi yeni bir dönemi başlattı. Ülkeler politikalarında önemli değişikliklere gitti. En önemli değişim enerji sektöründe oldu. Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar sonrası Rusya doğalgaz akışını önce azalttı, sonra bir süreliğine kesti. Birlik, Rus gazı ve petrolüne ambargo koymaya başladı ve yönünü Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Savaştan önce sıvı doğalgaz stoklarını bir türlü eritemeyen, hatta iflasın eşiğine gelen birçok Amerikalı şirket satışlarını bir anda artırdı. Birliğe LNG satışı yapmaya başladı. Eskiden Rus enerjisine bağımlı olan Avrupa Birliği, ABD'ye bağımlı hale geldi. Batılı ülkelerin tavırlarındaki değişim Ukrayna'nın kazanımlarına paralel ilerledi. Ukrayna sahada ilerledikçe Rusya'ya belli kalemlerde yaptırımların sayısı arttı. Uranyum ve değerli mineraller gibi bazı ürünlerin Rusya'dan ithalatı hız kesmedi. Kiev'e silah desteği de savaşın başında oldukça kısıtlıydı. Ukrayna ordusu ilerledikçe ağır silahlardan zırhlı araca, hatta hava savunma sistemlerine birçok malzeme gönderilmeye başlandı. Savaşın başında batılı ülkelerin kesinlikle karşı çıktığı uçak ve tank gönderimi bile artık gündemde. Ancak batının stokları Ukrayna'ya silah gönderimiyle eridi. Ülkeler depolarını doldurmak için yine Amerikan şirketlerine başvurdu. Şirketler tıpkı sıvı doğalgaz firmaları gibi karını katlarken ABD ekonomik krizden çıkış yolu bulmuş oldu. Ulusal güvenlik kaygıları da savaşla birlikte ön plana çıktı. Tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya bu tutumunu bir kenara bıraktı. İsveç'le birlikte NATO üyeliğine başvurdu. Avusturya da tarafsızlığını gözden geçiriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası demir perde ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan birçok ülkede endişeli. Batı'yla daha da yakınlaşmaya başladıkları belirtiliyor. Evet, savaşta 11. ay, yani 334 gün. Ve Ukrayna'ya Almanya'nın Leopard tankları vermesi konuşuluyordu. Şu dakikaya kadar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber geldi. Anadolu Ajansı Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Başkan Joe Biden'ın bu hafta içinde Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceklerini duyuracağı bilgisini aboneleriyle paylaştı. Uluslararası alanda bir ajansımız Anadolu Ajansı.
Şimdi bu haberin detaylarını almak üzere kameralarımızı Washington'a çeviriyoruz ve Ali Artmaz karşımızda. Evet, Ukrayna'ya M1 Abrams tankları verileceğini duyuracak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dedi Anadolu Ajansı ve bir Amerikalı üst düzey yetkiliye dayandırarak. Nedir ayrıntıları Ali Artmaz? Evet, aslında kameraların önünde hiçbir şey konuşulmuyor ama büyük ihtimalle devam eden pazarlıklar var. Son iki haberimizde de izledik. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya uzun süredir bir konuda pazarlık yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya Leopard tanklarını vermesi yönünde birçok telkinde bulunmuştu ama Almanya biz bu işe tek başına girmeyiz diyordu. Ve salı günü Almanya'dan bir açıklama geldi ve Leopard tanklarını göndereceklerini belirttiler. İşte bu sürece gelmesi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de geçen haftaki durduğu noktadan başka bir noktaya geldiğini gösteriyor. Çünkü geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri biz Abrams tanklarını verme konusunda tereddütlüyüz. Yani bu konuya sıcak bakmıyoruz demişti ama artık gelinen noktada Almanya'nın da geri adım atmaması Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir yol haritasına girmesine sebep oldu. Ve gün içerisinde başta CNN, Bloomberg, The Hill gibi birçok basın organında bu konuda ABD'nin olumlu adımlarının olduğu belirtilmişti. En son yine Anadolu Ajansı da bunu doğruladı ve büyük ihtimalle görünen çarşamba günü ya da ilerleyen günlerde Biden yönetimi bunu açıklayacak. Artık büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri de uzun uzun haberimizde de izledik. Birçok kalemde zaten yardımını devam ettiriyor ama tanklar konusunda da bu adımı atıyor olması, sen de belirttin, 11 aydır devam eden savaşın artık 12, 13, 14, 15'lere kadar gideceğinin işareti gibi görünüyor. Ne yazık ki Batı silah yığmaya devam edecek. Geçtiğimiz dönemlerde de hatırlayacaksın, Patriot füzelerini vereceklerini açıklamıştı. Onunla ilgili eğitim devam ediyor. Peki bu tankları verirse hemen sahada kullanılmaya başlanacak mı? Görünen şu ki bunların da bir 3-4 aylık eğitim süreci olacak. Ondan sonra bu tankların hem teslimi hem de sahada kullanılmasına başlanacak gibi görünüyor. Ama hem Leopard'ların hem Abrams tanklarının sahada Ukrayna'nın elinde olması dengeleri büyük ihtimalle Ukrayna tarafına değiştirebilir. Ya da Rusya'nın, bunu düşünmek istemiyoruz ama, daha ağır silahlarla sahada hareket etmesini de sağlayabilir. M1 Abrams tankları ile ilgili eğitimi vermeye başlamış olabilirler diye de düşünüyorum aslında. Amerikalılar bunun planı, alt zeminini çoktan yapmıştır. Polonya elimizdeki Leopard tanklarını, Alman yapımı Leopard tanklarını vereceğiz dedi. Almanya'da yeşil ışık yaktı. Bir üçüncü dünya savaşının arefesinde miyiz bilmiyorum. Allah esirgesin yer küreyi. Peki Ali Artmaz, bir başka gelişme. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın evinden devletin gizli belgeleri çıktı. Trump'ın evinden çıktı, Trump'ın evinden. Joe Biden'ın, nedir bu böyle, devletin gizli belgelerini niye alıp götürüyorlar evlerine derken, bir başka ismin evinde de Federal Soruşturma Bürosu, İngilizce yazılı için kısaltılmışıyla FBI, belge buldu. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in evinde. Evangelik Mike Pence. Çok sabıkalı bir adam. Peki bu açıklama, FBI Mike Pence'in evinde gizli belge bulduk açıklaması nasıl gündeme etki etti? Nasıl konuşuluyor, tartışılıyor ve ayrıntılarında neler var? Yani abartılı bir yorum gibi olabilir ama herhalde evinde gizli belge olmayanın ABD'de siyasi itibarı yok gibi bir şey oraya doğru gidiyor yani. Şu anda işte bakıyorsunuz, eski başkan Trump'la başladı. Şimdi tekrardan yardımcısına döndü. Arada Biden girdi. Yani bilmiyorum ileride neler çıkar ben de açıkçası bilmiyorum ama ilginç tarafı şu,
Biden'ın gündemde olduğu bir dönemde Pence'in tekrardan gündeme gelmesi bu işin siyasi tarafını da aslında ortaya koyuyor. Çünkü seçimden önce hatırlayacaksın, 2 ay boyunca Kasım seçimlerinden bahsediyorum, kongre seçimlerinden, Trump'ı köşeye sıkıştırmışlardı ve seçimin kaderini etkileyen sonuçlardan biri olmuştu bu. Ve yine biliyoruz ki seçimden birkaç gün önce aslında Biden'a ait belgeler vardı ama bunlar açıklanmamıştı. Şimdi merak ediyorum, Pence 2024'te aday olmayı düşünen isimlerden biri. Trump'a rakip olma ihtimali var. Bu olayı kim ortaya çıkardı? Ya da Pence, ya ne olur ne olmaz benim elimde belgeler var ama ileride seçime doğru bu belgeler çıkarsa bana koz olarak kullanılabilir diye kendisi mi açıkladı? Bunları tam bilmiyoruz ama Pence'in Trump'tan tek bir farkı var. Ben anlaşma yoluyla bu evrakları açıklayacağım dedi. Oradan bir artı aldı diyebiliriz. 2017-2021 dönemi arasında Trump'ın başkan yardımcılığını yapmıştı. İşte bu evraklar da o döneme ait, yine ona yakın belge var. Şundan emin değilim, Biden'ın evinde sen de hep vurguluyorsun, yaşı itibariyle unutkanlığı da olabiliyor. Acaba başka belge kaldı mı? Çünkü 2-3 kere yeni belgeler çıkmıştı. En son hafta sonu işte 6 belge daha çıkmıştı. Aslında evi de çok küçük bir ev. Delaware'daki yani büyük bir saray değil. Bu kadar farklı noktalara bu belgeleri nasıl yerleştirdi, nerelere gizledi? Hani garajda çıktı, onlar bulundu. Diğerleri nereden çıktı? Orası da şüpheli. Bakalım, çok konuşulacak gibi bu konu. Siyasi tarafı var. Arşiv bu işten en fazla zarar gören kurumda ama bir sürü belge geliyor. Onlar da biraz arşivi genişlettiler. Onlar mutludur herhalde. Takip edeceğiz. Az kolay gelsin diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve kameralarımızı şimdi Avrupa kıtasına çeviriyoruz. Zira kıta, Avrupa ülkeleri grev dalgalarıyla sarsılıyor. Aylardır. Her gün farklı bir ülkede farklı meslek grupları taleplerinin karşılanmaması sebebiyle grev yapıyor. Roma'dan, evet, Dündar Keşaplı karşımızda. İyi geceler diliyoruz. Şimdi İtalya'da bu işin sıçramış olması, evet, güzel. Sürpriz mi, sürpriz değil mi bilemiyoruz. Akaryakıt istasyonları çalışanları, ilk defa duyuyorum yani. Daha çok böyle işte demiryolu çalışanları, havaalanı çalışanları, ambulans şoförleri, ambulans çalışanları İngiltere'den söz ettiğimizde, ama benzin istasyonu çalışanları, akaryakıt istasyonu çalışanları nasıl etki ediyor ve grev sürecek mi? Bugün geride kalan gün ilk gün müydü yoksa bir günlük bir uyarı grevi miydi? Nedir ayrıntıları Dündar? İyi geceler, iyi geceler. 2022 yılında grev ve protestolara tanıklık ettik. 2023 yılı da 2022 yılını aratmayacak gibi görünüyor Fuat Kozluklu. Tabii önce İtalya'daki notlarımızla başlayalım. İtalya'da akaryakıt istasyonu çalışanları greve gitti. Neden diyeceksiniz? Yıl sonuna kadar, 2022 yılı sonuna kadar hükümet akaryakıttaki vergi oranı düşürmüştü, indirim yapmıştı bir başka deyimle. Fiyatlar gerçekten çok iyi bir seviyedeydi ve vatandaşların da bir başka deyimle cebini rahatsız etmiyordu. Ancak 2023 yılına girilince İtalya'da enerji, akaryakıt, gaz sektöründe ciddi şekilde zamlar geldi ve bu fiyatlar oldukça üst seviyeye çıkmaya başladı. Bunun ardından tabii günden güne polemikler ortaya çıkmaya başladı. Kısaca anlatıyorum ki hani anlaşılması için ekranda seyircilerimiz belki bazen diyebilir, niye böyle bir şey oldu diye. Doğal olarak bütün bu sorumluluk bir anda akaryakıt istasyonunun sahiplerinin üzerine atıldı. Halbuki iş öyle değil. Devlet daha önce indirim yaptığı vergiyi yeniden koymasıyla birlikte fiyatlar doğal olarak yükselmeye başladı. Bu durumda günden güne tepkileri üzerine çeken akaryakıt istasyonu sahipleri, sendikacılar geçtiğimiz hafta içinde iki ayrı görüşme gerçekleştirdi hükümetle. Ancak yapılan görüşmelerde sendikacıların talep ettiği istekler geri çevrildi. Yani bir başka deyimle hükümet dedi ki ya bu vergiyi bir süre daha indirelim, devam edelim böyle. Ancak hükümet şu anda bu konuyla ilgili geri adım atmayınca grev kararı alındı. Yerel saatle 19
şehir içi 20'de 22'de de otobanlardaki akaryakıt benzin istasyonları tamamıyla hizmet dışı kaldı. Ancak gün boyu hükümet yetkilileri sendikacılarla 3 önemli sendika birliği var. Başkanlarıyla görüşmeleri yoğun bir tempoda akşam geç saatlere kadar sürdürdü. Kısa süre önce iyi bir haber geldi. Şöyle iyi bir haber geldi. 3 sendika yetkililerinden biri 48 saatlik grev süresini 24 saate indirdi. Diğer ikisi 48 saat daha devam ettirme kararında ısrarlı olduklarını söylediler. Yani bir başka deyimle bugün başlayan grev yarın akşama kadar bir tanesi devam edecek. Diğeri bir aksilik olmazsa, herhangi bir değişiklik olmazsa 48 saat 26 akşamına kadar. Yani ülke genelinde yaşanan bu sorunlar nereye kadar devam edecek bilmiyorum. Ancak bugün TRT ekibi olarak biraz vatandaşların nabzını da yoklamaya çalıştık. Oldukça şikayetçiler ve bu durumun bir an önce çözüm kazanması gerekiyor. Çünkü akaryakıt sayesinde ulaşım sektörü hizmet veriyor, taşıma var, daha benzeri bir sürü günlük ihtiyacımızı karşılayan durum oluyor. Kısaca İtalya cephesindeki grevler bu şekilde, ama İtalya'da biliyorsunuz grev protesto oldukça moda, ilerleyen günlerde gene ortaya çıkacaktır. Ancak Avrupa'da İngiltere var. İngiltere'de meslek gruplarının dönüşümlü olarak düzenlediği grev dalgası sürüyor. İngiltere'de biliyorsunuz sağlık sistemi dibe vurmuş durumda ve ilerleyen günlerde ebeler, fizyoterapistlerin de katılmasıyla birlikte daha da büyük bir gösteri olması bekleniyor. Daha doğrusu 1 Şubat'ta daha da büyük olacak. Birçok sektörün katılmasıyla, yani demir işçileri, üniversite çalışanları, otobüs şoförleri gibi İngiltere cephesindeki gelişmeler bu şekilde. Yakın komşu İtalya, Fransa'da ise orada fırıncılar artan enerji fiyatlarını ve enflasyonu protesto ederken, özellikle son günlerde fırıncılar kapama zorunluluğunu artık kapamaya başladılar bazıları yaşanan kriz nedeniyle. Bu nedenle Ekonomi Bakanlığı yürüyerek fırıncılar da bu son gelişmeleri protesto ettiler. Yani Fransa'da da grev dalgası devam ediyor. Son durağımız Akdeniz ülkesi İspanya'da. Yani İspanya'da da sağlık durumunu günlerce TRT ekranlarında biliyorsunuz ya, en ince detayına kadar sizlerle paylaşıyoruz. İspanya'da da ne yazık ki sağlık sistemi pek iyi olmadığını söylemek gerekir. Doktorlar personel yetersizliği nedeniyle süresiz greve gitme kararı almışlardı. Madrid'de yine benzer durumda acil müdahale ve aile doktorları aynı şekilde ve alınan kararla Perşembe gününe kadar da bu grevin devam edeceğini, daha doğrusu bu grevin şu anda Perşembe ama İspanya'daki sağlık çalışanları uzun bir süre bu grevi düzene kadar devam ettireceklerini söylüyorlar. Kısaca toparlamak gerekirse bir cümleyle Avrupa Birliği ülkelerinde gördüğünüz gibi farklı ülkelerde ciddi şekilde grev dalgası devam ediyor. 2022'de vardı. Ancak 2023'te bu modayı takip etmek istiyor. Yani grev ve protestoları herhalde bu uzun bir süre daha tanıklık edeceğiz gibi görünüyor Fuat Gözlüklü. Evet, kısaca bu gecelik aktaracağım notlar bunlardı. Ama tabii biliyorsunuz her zaman haberin nabzını, İtalya'nın nabzını TRT Haber ekranında tutmaya devam edeceğiz. Sorunuz var mı? Yoksa söz sizde. Evet. Grev modasını, modanın merkezi İtalya'dan Dündar Keşaplaklar'dı. Kolay gelsin diyoruz. Çok çok teşekkürler. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Kamuoyunda EYT olarak ifade edilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede takvim netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesi için meclisi işaret etti. 1 Mart itibariyle hak sahiplerinin ilk maaşlarını alacaklarını düşünüyorum dedi. Bakan Bilgin, çalışma hayatındaki sorunların tek tek çözüleceğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih verdi. 1 Mart'ı işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Çalışma meclisimizin iradesinde. EYT düzenlemesiyle ilgili beklentimiz 1 Mart tarihi itibarıyla hak sahiplerinin ilk maaşlarını alacaklarını düşünüyorum. Bakan Bilgin, çalışma hayatına ilişkin dosyaların tek tek açıldığını belirtti. Sırada geçici işçilerle ilgili düzenleme olduğunu söyledi. Çalışma hayatındaki sorunların tamamını çözeceğiz. Şimdi sırada kamudaki geçici işçilerle ilgili düzenleme var. Taşeron işçiler de önümüzde duran konulardan biri. Onu da ele alacağız. Bakan Bilgin, kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bir çerçeve anlaşması üzerinde mutabık kaldıktan sonra her bir iş kolundaki sorunları dikkate alan bir toplu sözleşme süreci başladı. Sürecin bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz. Emekçilerimizin taleplerini dikkate alacağımız bir hakemlik yapacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücretteki artışın enflasyonun düştüğü bir dönemde yapıldığını hatırlattı. Olağan dışı bir süreç olursa yeniden değerlendirilir, dedi. Şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Ekonomi diyeceğiz. Yatırımcıların halka arzlara ilgisi bir hayli yoğun. Yılın ilk ayı bitmeden 5 şirketin halka arzı tamamlandı. Uzmanlara göre halka arzlar kaynakların dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Borsa İstanbul'da 2022 yılında 40 halka arz gerçekleşti. Böylece 19 milyar lira ekonomiye kaynak olarak aktarılmış oldu. 2023 yılının daha ilk ayı bitmedense 5 şirketin halka arzı tamamlandı. Halka arza ortalama talep en son 650 bine ulaşmış durumda. Bu halka arzların gerçekleşebiliyor olmasının temel motivasyonu yatırımcının bunu talep ediyor olması. Borsa İstanbul hem şirketlerin hem de yatırımcıların gözdesi oldu. Faizlerin düşük olması yatırımcıların borsaya olan ilgisini artırdı. BIST 100 endeksi geçen sene yıllık bazda yaklaşık %180 artış kaydetti. Halka arz endeksi BIST 100 endeksinden daha fazla kazandırdı. Bu son 3 senedir böyle. Yaklaşık 20-25 puan kadar daha üstünde. Dolayısıyla yatırımcılar halka arz hisse senetlerine çok yoğun ilgi gösteriyor. Uzmanlara göre halka arzlar kaynakların dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Bu yıl da halka arzların sürmesi bekleniyor. Ve kamu işçileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri hız kazandı. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayacak çerçeve protokolünün önümüzdeki ay, yani Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. Kamu işçileri için toplu sözleşme süreci işliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yetkili sendikalarla ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Gündem 2023-2025 dönemi kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü. Talepler şekillenmeye başladı. En önemli konulardan bir tanesi tabii ki çalışan işçilerin şu an itibariyle refah paylarının alınması, ücretlerinin iyileştirilmesi. Sendikalar 2018'de kadroya geçemeyen 90 bin taşeron işçisi için kadro talebinde bulunacak. Sürekli işçilerin en büyük beklentilerinden bir tanesi de kamu personellerine sağlanan haklar içerisinde olan tayin, becaiş, atama, eş durumu, ölüm ve vefat hallerinin de benzerlik göstermesi. Bununla alakalı da talepler yine protokol çerçevesinde dikkate alınacak. Kamu çerçeve protokolünün Şubat ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başladı. Bir reform, çok önemli, çok değerli. Çok riskli sürücüler sıfır basamağına inerken, çok iyi sürücüler 8. basamağa kadar çıkabilecek. Prim ödemeleri de iyi veya kötü sürücü sınıflamasına göre değişecek. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Basamak sayısı 9'a çıkarıldı. Sıfır basamağı çok riskli sürücü sınıfını temsil ediyor. 8. basamaktakiler ise çok iyi sürücü sınıfında değerlendirilecek. Kişi esaslı poliçe bu sene başında devreye girdi. Aracın sahibi değil, aracı kullanırken kaza yapan sürücü esas alınacak. Zorunlu trafik sigortası prim ödemeleri de değişti. Sıfır basamağındaki hasar oranı ve hasar sıklığı fazla sürücüler primlerini %200 zamlı ödeyecek. Çok iyi sürücülerse prim ödemelerinde %50 indirimden yararlanacak. İyi sürücü 2000 lira için öderken aynı araba için, kötü sürücü 15 bin lira yakın bir prim ödeyip aradaki ciddi bir uçurum, ciddi bir fark oluşacak. Zorunlu sigortada her ile göre ödemeler değişirken İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerin prim ödemeleri dikkat çekiyor. Türkiye'de iller arası prim farkları çok değişken. Hasar prim oranının yüksek olduğu, yani kaza oranının yüksek olduğu, çok hasar ödenen illerde trafik sigortası ve kasko sigortası fiyatları yüksek çıkarken, kaza oranının, araç sayısının da az olduğu illerde trafik sigortası fiyatları çok daha düşük olabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında bu yeni uygulamadaki ana hedef trafik kazalarını en aza indirmek. Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen ve Malatya'da da yıkıma neden olan depremin izleri silindi.
Depremden etkilenen bölgeler yapılan konutlarla yeni bir yüze kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapılan deprem konutlarının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmişti. En çok etkilenen illerden biri de Elazığ'ın komşusu Malatya olmuştu. Depremin üzerinden geçen 3 yılda vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yapılan deprem konutları tamamlandı. Malatya'nın Doğanyol ilçesi yapılan deprem konutlarıyla yeni bir görünüm kazandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Malatya'da inşa edilen deprem konutlarının görüntülerini neydi, ne oldu etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Evet, oradaydım. Neydi, ne olmuş? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme hız kazandırmak için harekete geçti. Kendi evini ve iş yerini dönüştürmek isteyenlere verilecek kredi desteğinde yeni bir çalışma gündemde. Buna göre faiz oranının %1'in altına düşürülmesi ve 10 yıl olan vade süresinin de artırılması planlanıyor. Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıyor. Hedef, riskli olarak belirlenen 6,5 milyon konuttan her yıl 1 milyonunun dönüşümünü sağlamak. Yeni çalışmaya göre dönüşüm kredisinde faiz oranlarının %1'in altına düşürülmesi bekleniyor. Ayrıca 10 yıl vade süresinin daha da uzatılması planlanıyor. Faiz oranlarının %1'in altına çekilmesi otomatik olarak bu kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların yenilenmesini hızlandıracak. Bu inşaat sektörüne de bir canlılık getirecek. Bu ekonomiye de aynı anlamda pozitif bir katkı sağlayacak. 2012'den bugüne kadar 3 milyon 200 bin konut yenilendi. 81 ilin 922 ilçesinde bulunan 250 bin konutunsa dönüşümü sürüyor. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Devlet kentsel dönüşümle ilgili olarak hemen hemen bütün tedbirleri alıyor. Günün şartlarına göre uyarlanıyor. Vergi ile ilgili teşvikler de sundular. Özellikle mesela KDV oranı %1'e kadar çekildi. Kentsel dönüşümde vatandaşın kendi binasını yenileyebilmesi için hali hazırda kredi desteği mevcut. Her bir bağımsız bölüm için 600 bin, birden fazla bağımsız bölüme sahip olanlar için de toplamda 3 milyon lira kredi verilebiliyor. Kocaeli, Türkiye'nin 2022'deki ihracatına en fazla katkı veren kentlerden biri oldu. 183 ülke ve bölgeye 19 milyar 238 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İhracat arttı, ithalat azaldı. Kocaeli, Türkiye'nin 2022'de artan ihracatına en güçlü katkı veren şehirlerden biri oldu. Kente faaliyet gösteren şirketler geçen yıl %12,9'luk artışla 19,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri bulunan Kocaeli'nde özellikle demir çelik, otomotiv ve kimya sektörü ön planda yer alıyor. Özel üretim yatlar da son dönemlerin gözdesi. Kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Otomotiv ihracatı 2021'e göre %6'lık artışla 7 milyar 384 milyon 759 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kimya sektörü %34'lük artışla ikinci oldu. Demir ve demir dışı metal sektörü 1 milyar 280 milyon 880 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti. İhracat deri ve deri mamulleri sektöründe en fazla arttı. Kocaeli'nin dış ticaret hacmi ise 108 milyar lirayı aştı. Türkiye dış ticaret payındaki payı %17,6'ya yükseldi. OECD ülkelerinin sıralamasına Letonya, Litvanya, Lüksemburg gibi çok önemli ülkelerin üzerinde olduğumuzu, hatta ülke olarak sıralamaya koyduğumuzda Kocaeli'nin dünyada 37. dış ticaret hacmi olan ülke olabileceğini de gördük. Kocaeli'den geçen yıl 183 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülke ise Birleşik Krallık oldu. Türkiye'den kutsal topraklara bu yıl 83.430 hacı adayı gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Ocak'tan bu yana hac ön kayıt başvurularını almaya başladı.
Yoğunluk nedeniyle hac ön kayıt tarihi ay sonuna kadar, yani 31 Ocak mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Suudi Arabistan bu yıl 3 milyon hacı adayını kutsal topraklarda ağırlayacak. Türkiye için ayrılan kontenjan 83.430. Hac vazifesini yerine getirmek isteyenler için süreç başladı. İnşallah gideriz. Allah nasip ederse. Bu yıl ilk kez E-Devlet üzerinden alınan hac kayıt başvurularının süresi uzatıldı. 5 Ocak'tan bu yana 150 bin kişi hac ön kayıt başvurusunda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı gelen talep üzerine başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı. Hacı adaylarının kuralları ise Şubat ayında çekilecek. İşlemleri dijital ortamda yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca 2 milyon 200 bin kişinin kayıtlarını yeniledi. 7 sene oldu. Yazıldı, çıkmadı. Bekliyoruz inşallah. Allah nasip ederse gideriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Olmazsa Ümre'ye gideriz. Başka çare yok. Hac işin erken olduğunu düşünenlerse Umre'ye gitmek istiyor. Öncelik olarak Umre'ye gitmeyi çok istiyorum. Hayalim orası. Hac'da inşallah ilerleyen zamanlarda Allah nasip ederse gideceğiz. Şubat ayında yapılacak hac kurasında isimleri çıkanlar Mayıs ayından itibaren kutsal topraklara gidebilecek. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının gökyüzündeki testleri devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma ikinci uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla geçti. 23 Ocak 2023 insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma sistem tanımlama uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medyadan ufku açık olsun paylaşımıyla duyurdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının gökyüzündeki testleri devam ediyor. Kızıl Elma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ikinci uçuşunu yaptı. Test uçuşu Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleşti. Kızıl Elma'nın ikinci uçuşu sırasında sistem tanımlama testi başarıyla tamamlandı. Selçuk Bayraktar sosyal medyadan koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin, yürüyüp eve dönüp sükun bulacaksın ve yine koşup dört nala uçacaksın gökleri yırtarcasına. Seni yerin, denizin, göğün hakimine ısmarladık. Seni Allah'a ısmarladık Kızıl Elma dizeleriyle Kızıl Elma'nın görüntülerini paylaştı. Baykar başlangıçtan bugüne kadar tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla geliştiriyor. Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, yer testlerinin ardından 14 Aralık 2022'de ilk kez uçtu. Böylece Türk havacılık ve savunma tarihinde insansız uçak döneminin kapıları açıldı. Bayraktar Kızıl Elma birçok üstün özelliğe sahip. Özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyeti ve tasarımdan elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. Ayrıca insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava hava muharebesi yapabilecek. Çocuklarda göz içi tümörler ölümcül olabiliyor. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bu tedavinin Türkiye'de uygulandığı ilk merkez. Burada göze direkt uygulanan kemoterapi tedavisiyle yüzlerce çocuğun hayatı kurtuldu. Retinoblastom çocukluk çağının en sık rastlanan göz içi kanseri. Gözdeki beyazlama hastalık belirtisi. Evde salonda otururken, çocuk yerde emeklerken gözümde parlama hissettik. Göz tümöründen şüphelendiler. İlk başta bunlar katarak gibi algılanabiliyor. Ancak eğer gözde bir beyazlık fark ediyorsak, özellikle iç kısmında, pupilla dediğimiz göz merkezinde, o zaman mutlaka bu kanseri, yani retinoblastomu aklımıza getirmemiz lazım. Flaşlı çekilen fotoğraflarda gözün beyaz çıkması da hastalığın sinyallerini verebiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde işte bu odada nöroradyologlar tarafından göz içi tümörlerinde uygulanan kemoterapi sayesinde çok sayıda çocuğun hayatı kurtuldu. Uzmanlar bu tür durumlarda
erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Bakıyoruz. Yine bakar mısın? Gözü besleyen damar çok ince bir damar aslında. Burası gözün ağası tabakası. Bu gözü besleyen damarın içine mikrokateter dediğimiz birkaç milimetre kalınlığı bulunan bir kateterle erişiyoruz. Oraya eriştikten sonra verdiğimiz ilaç vücudun geneline dağılıp sadece göze küçük bir dokuya gelmiyor. Doğrudan tümörün üzerine, gözün üzerine gidiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bu tedavinin Türkiye'de uygulandığı ilk merkez. Tedavi girişimsel nöroradyologlar tarafından yapılıyor ve başarıyla da uygulanıyor. Avantajları 6-7 kür belki kemoterapi alması gereken hasta bir veya iki kere de iyileşebiliyor. Anestezi altında uygulanan yöntem çocukları kemoterapinin yan etkilerinden de koruyor. Sinema dünyasında heyecan dorukta. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi İngilizce yazılışın kısaltılmışıyla Oscar ödülü adaylarını açıkladı. Everything Everywhere All at Once, evet, filmi 11 dalda aday gösterildi. Everything Everywhere All at Once. TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni de en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi orijinal senaryo dallarında Oscar'a aday. Ve bir güzel haberle noktaya koyalım. Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan güzel haber geldi. 9 yaşındaki çocuk Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisinin ardından sevgi evinde kalmaya başladı. Okula başlayan çocuğun sağlığına kavuştuğu, hatta bu süreçte 13 kilogram aldığı gözlendi. Kötü günler geride kaldı. Çöp evde bulunmuştu. Artık devlet korumasında sevgiyle büyüyor. Geçen yıl Temmuz ayında Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuk bir süre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Çocuk Evlerinde koruma altına alındı. Okula başladı, 6 ay içinde de 13 kilo aldı. Şey misin kuzum? Buyurun. Kısa sürede sağlığına kavuşan çocuğun sevgi evinde misafirleri vardı. Zor günlerinde onunla yakından ilgilenen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özdenen Özkan çocuğu ziyaret etti. Sen uzamıştın daha. Onunla sohbet edip satranç oynadı. Otobüs şoförü olacaksın. Vay. Ve bitirdik. Gece Bakışı'nı Ahmet Ocaklı kaptanlığına Müjdat Arslan, Nilüfer Şahin ve İbrahim Yüksel hazırladı. Yönetmenimiz Sedat Çolak'tı. Hevin adı belli. Emre Yüksel, Fatih Uzun, Feyza Kayar, Süleyman Şehitoğlu, Ramazan Değirmenci, Muhammed Çelik, Özlem Arslantaş, Sevilay Ulu ve Tevfik Koçbıyık'ta katkıda bulunan arkadaşlarımızdandı. Ben Fuat Kozluklu. Güzel ülkemin güzel insanları, yeni günün hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve de bereket getirmesi dileklerimle. Yatacak olanlara iyi uykular, tatlı rüyalar. Saat başında Ankara'dan meslektaşım Mustafa Özen gün sonu bülteniyle gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Bizler 25 Ocak 2023 Çarşamba'nın gündemiyle saat 23'te yeniden karşınızda olabilmek umuduyla hoşça kalın diyoruz. Hepimize güzel bir gece olsun efendim. Saygıyla.